Arkadaşlar tekrar merhaba. Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Bugün dün akşam çok yağmur yağdı. Sabah saat 7'de sonra hava açıldı. Tekrar güneş değdi, güzel oldu. Tekrar frezlere bıraktık. Koyun şu anda burada tarlasında. Kelle çok. Hiç olmazsa akşamleyin buğday yesin dedik. Dün yorumlara cevap veremedik. Yağmurluydu, ıslandım biraz. Herkes sağ olsun. Yorum yapan arkadaşlar. Orada bir arkadaşımız davarın içinde bir 15 tane koyun çıkartsan davar daha süper olur gibi, güzel olur demiş. Şimdi bu 15 koyun benim davarda 15 tane şey davar yokmuş. Sadece ikinci kuzuyu veren koyunlar zayıf biraz. Bir onlar var içinde, zayıf gözüküyor. Bir de sonradan aldığım tohumlardan, yani şişek oluyor bu sene. Onlar zayıf. Bir 15 tane de onlar var İçinde böyle zayıf duran. Tabi zayıf ayaklılar, tohumlar. Ama zayıflar hayvanlar. Yani yoksa şey yok. Davarın içinde böyle bozuk, tipsiz böyle koyun yoktur. Yani içinde çıkartılacak koyun bir tane var. O da şu tohumu var bir tane. O ufak, büyümez zaten. O hiç büyümez. Bu da bu sene katılacak birinci katımı olan şişek. Bunu Ortaköy'de Murat arkadaştan almıştım. Biraz davara fazla şey yaptığı için, davar koça geldiği için benim koçlar biraz ister istemez zayıfladı. Arkadaşımızın bir tanesi diye sarı çanlardan bahsetmiş. Çok sağ olsun. Ama alacaktım ama bütçe müsaade etmediği için bu ay kaldı. Yoksa getirtecektim. Çan alacaktım. Ama baktım sıkıntı olacak. Bugün bir çan 500 lira diyorlar. Yani en küçük çan 350 lira. O da bir şeye yaramaz. Yani iyi çan değil. İyi çan almaya kalkarsan da 800-900 bir. Öyle bir şey. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi dünkü videoda kuyu suyundan bahsettim arkadaşlar. Suyun temiz olması yeterli demiş. Tabii su temiz olmalıdır tabii. O ayrı.
suyun temiz olması önemli. Ancak şimdi benim izlenimim burada kuyu suyunda içen de var. Dinlenmiş suyu içen koyun kadar ilerlemiyor. Orada tarlanın ortasında bir tane taş var. Her zaman bu tarlaya geldiğinde o taştan korkuyor. Yani arkadaşlar durum böyle. Çobanlık yapan arkadaşlar bilir. Koyun ne kadar da sularsan sulay, kayaların üzerine birikmiş yağmur suyunu çok tatlı içer. Sanki susuz koyun gibi o yağmur sularına toplanır. Çünkü yağmur suları dinlenmiş sudur. Taşın üzerinde, oyuklarında dinlendiği için daha fazla içer. Örneğin biz keş diyoruz, plastik ilan diyorlar bazı yerlerde. Onunla dökme su dökülüp de onda bekledin miydi, dinlendin miydi? O suyu daha fazla içiyor. Hocaç! Daha çok güzel içiyor. Bir arkadaşımız sayısını sormuş koyunun. Ne kadar diye. 150 küsür kadar da var burada arkadaşlar. Bir 12-13 tane de keçi var herhalde. Keçilere fazla şeyim olmadığı için. Keça! Alaç ayağıma dolaşıyorsun. Geç. 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 Durum böyle arkadaşlar. Herkese tekrar iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güneş karşıdan vuruyor.